Hepinize günaydın. Ben Rıdvan Aykün. Kanal İzmir Televizyonu ve İzmir Haber Merkezi TV ortak yayınındayız. Bugün yine her hafta olduğu gibi Profesör Doktor Sayın Ünal Aydın'la birlikteyiz. Tabii ki konuşacağımız konu özellikle vücudun savunma sistemleri. Evet, savunma sistemleri olmadan, vücudun kalkanı olmadan vücudumuz birçok dışarıdan gelen ve içte habersiz insan yaşamında hastalıklar, kanser veya tabii bizim tıbbi olarak bilmediğimiz birçok şeylerle karşı karşıya kalıyor. Vücudun savunma sistemi bugün masamızda. Ünlü cerrah Profesör Doktor Ünal Aydın'la birlikteyiz. İyilik Sağlık programında hoş geldiniz Sayın Hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Gene çok hızlı başladınız yeni haftaya. Hafta şimdi biraz geç başladık herhalde haftaya. Evet, geç başladık. O da sizin de bizim de iş yoğunluğumuzdan. Siz yaz kreasyonuna geçmişsiniz gördüğüm kadarıyla. Kravatı evet, atmışsınız. İzninizle attık kravatı. Tabii evet. Sizin izniniz olmadan. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Yani ama İzmir biliyorsunuz sıcak. Ama bizim güzel konuklarımız ama istedikleri kıyafette çıkabilirler. Yani bir ünlü mankeni bile bikiniyle çıkarabiliriz. Vay, yani hiç fark etmez yani. Çünkü özgürlük var, anlayış var. Çok öyle güzel. Değil mi? Çok güzel. İzmir'de evet. Güzel. Havalar ısınmaya başladı. Ben sosyal medyada baktım. Bu hafta sonu insanlar yavaş yavaş suyun tadına bakmışlar. İşte evet, denizi evet. Deniyoruz. Kimisi keşif yapıyoruz falan diye paylaşmışlar. İzmir yavaş yavaş hareketleniyor. İzmir son dönemde çok da herkes İzmir'i merak ediyor. Özellikle İzmir'de insanlar gelip ya buralarda acaba yaşlandığımızda emekliliğimizi geçirebilir miyiz diye şöyle bir keşif gezisi yapan insanlar var arkadaşlar. Var mı böyle gerçekten İzmir'e yatırım yapmak isteyen? Bizim İstanbul ekibi çok soruyor. Yani şöyle evet. Güzel bir yer olsa diye. Hatta buradan bir gayrimenkul şirketi reklamı girer herhalde program arasında. Yani reklam evet reklam da dememek lazım da yani iyi niyetle yardım edebileceğimiz insanlar olduğu zaman yardım etmek lazım. Çünkü biz İzmirliyiz. Evet. Misafirperver bir şeyiz. O yüzden de komşu edilmeyi her zaman istiyoruz. Komşu ama İzmir gerçekten güzel bir yer. Yaşamak için, yaşlanmak evet. için, evet. Mutlu olmak için, eğlenmek için, evet. Denize hemen gidebilmek için. İzmir'den daire alan insanların yazlık kalmasına hiç gerek yok. Evet. Yani İzmir'de bir evin olsun, arabana bin, yarım saat sonra denize in. Tabii. Kafiyeli oldu biraz. Bizim arkadaşlar sordular ya, dediler ki hocam niye... Yani siz uluslararası bilinirli olan bir insansınız. Niye ulusal bir kanalda değil de İzmir'de yerel bir kanaldan bu şekilde her hafta sizi izleyen insanlara sesleniyorsunuz diye. Ben açıkça tamamen İzmir olduğunu, İzmirli olduğumuzu ifade etmek için bundan daha kolay yol olmaz. O yüzden yani İzmir kanalındayız. İzmir kanalındayız. Hocam siz aynı zamanda ulusal kanallar da varsınız. Canım o kadar mütevazi olmayın. Hayır yani, ama rutin olarak söylediğimizde rutin İzmir kanalında. İzmir kanalında. Evet, yani evet. Açıkça söyleyeyim yani şu anda İzmir kanalında olmamız bizim için yani İzmir'in tescillenmesi, İzmir'in markalaştırılması, İzmir'in gündemde olması adına önemli diye düşünüyorum. Siz de bu konuda gerçekten destek veriyorsunuz ki iyi bir İzmirli olarak, İzmirli bir hekim olarak, bir cerrah olarak yapıyorsunuz. Peki hocam, programa geçelim artık, konulara geçelim. Şimdi vücudumuz birçok saldırıyla karşı karşıya kalıyor. İçten, dıştan, mesela polendir, yok iç kısımda hücrelerin ölmesidir. Bir savunma sistemimiz var bizim bildiğimiz kadarıyla. Fakat savunma sistemi deyince vatandaş bilmiyor tabii ki nedir diye. Bir savunma sistemini, vücudun savunma sistemini tanıyabilir miyiz? Vücudun savunma sistemini yani öyle hemen çok kısa bir programda tabii tanıtmak çok zor. Evet. Vücutta ciddi manada bu anlamda bir mecburiyet tabii ki savunma sistemini kurmak ve oluşturmak. Bizim vücutumuz tabii çok hücreli bir varlığız biz ve vücudumuzda çok sayıda, katrilyon diyebileceğimiz sayıda hücreler var. O kadar var. Fazla. Evet, bunlar evet. Hepsi kendi işlerini, güçlerini yaparlarken aynı zamanda tabii ki bir düzenin, bir asayişin kurulması lazım. Evet. Herkesin kendi içinde, bir disiplin içinde çalışması için bir hiyerarşinin kurulması lazım. Bunun da en önemli teknik altyapısı vücuttaki hücrelerin tamamının bir kimlik sistemine geçilmesi, bir ID sistemine geçilmesi, evet. Herkesin bir kimlik numarasının olması.
Tabii ki herkesin kimlik numarasının olduğu noktadan itibaren de bu insanların da otomatik olarak adeta çip yerleştirilmiş canlılar gibi herkesin kendi kimliğiyle, tüm hücrelerin kendi kimliğiyle tanınmasının mecburiyeti var. Burada vücudun tüm savunma sistemindeki hücreler diğer hücreleri çok iyi bir şekilde kontrol ediyorlar. Çok iyi bir şekilde de takip ediyorlar bu hücreleri. Vücudun tamamını çok iyi takip ediyorlar. Aynı zamanda vücudun dışarısından gelecek olan tüm saldırılara karşı da teyakkuzda duruyorlar. Yani bir ülkenin savunma sistemi gibi, bir ülkenin askeriyesi, bir ülkenin evet, kolluk kuvvetleri gibi, bir ülkenin polisi gibi, bekçisi gibi düşünün. Bu çok ciddi, kapsamlı bir yapılanma aslında. Çok kapsamlı bir teşkilatlanma vücudun içinde. Bu hücrelerin en önemli görevi vücudun kendisi içindeki hücrelerin hiyerarşisinden ziyade evet, en önemli, en ciddi görevi vücuta dışarıdan gelebilecek olan öncelikle yabancı cisimlere karşı, hemen yabancı organik olmayan yapılara karşı, hemen arkasından vücudun içine girebilecek olan, efendime söyleyeyim, bakterilere karşı, virüslere karşı, mantar gibi diğer mikroorganizma dediğimiz canlılara karşı vücudu savunmak asıl görevi. Evet, evet, evet. Şimdi burada şöyle anlatmamız gerekiyor. Kısacık şöyle bir toparlayayım size. Bizim vücudumuz tabii ki kendi bağımsız bir ülke gibi çalışıyor. Sınırları derimiz diye düşünün. Evet, doğru. Derimiz tamamen bizim sınırları. İşte bazı gümrük noktalarımız var, açık alanlarımız var. Mesela gözümüz evet, açık bir alan. Efendime söyleyeyim, ağzımız, burnumuz, kulağımız açık alan, ter bezleri açık alanlar sayılabilir küçük. Şimdi buralardan her an bir mikroorganizma içeriye girebilir. Bu evet, mikroorganizmalardan vücudu korumak için çalışıyor bu vücudun savunma sistemi. Hücreleri hangi savunuyor? Yani kendine has hangi sistemle savaşıyor? Yani bahsettiniz de biraz evvel evet, içten ve dıştan gelebilecek tüm tehlikelere karşı vücut bir savunma sistemini oluşturuyor diyorsunuz ama kendisine has bir sistemi var. Yani bu sistemi nasıl oluşturuyor peki? Teknik olarak şöyle söylemek istiyorum. Bunun vücudun komuta kademesi vardır bunun. Evet. Yani o dürtüyü kim yapıyor? Esas? Teknik olarak bir alarm sistemi var. Evet. Bir alarm sistemi var. Ben tabii ki hani bugün siz sabah mesajı geçtiğinizde hani ilk başlarken hocam bugün vücudun savunma sistemlerini tartışacağız diye gündemimiz bu dediğinizde ben tüm savunma sistemi göz önüne alınarak ağrıdan tutun diğer sistemlere kadar anlatalım diye düşündüm ama tabii zamanımız da kısıtlı. O yüzden ağrı bahsi yan tarafta dursun. Tabii buyurun. Dursun. Evet. Şöyle hücresel düzeydeki savunma sistemlerini konuşalım öncelikle. Şimdi vücudumuzdaki bir kere kendi hücrelerimizin kendi şifreleri var, kendi kimlik numaraları var, kendi ID'leri evet, var. Evet. Kendi vücudumuzdaki kimlik, kendi hücrelerimizin kendi kimlik numaraları bakıldığı zaman şöyle bir ek problem var sanırım. Problem nedir? Telefon problemi var bence. Problem yok. Evet. Titriyor. Peki şöyle baktığımız zaman tabii ki özellikle insanın savunma sisteminde gerçekten bir alarm sistemi olduğundan bahsettiniz. Evet. Şöyle baktığınız zaman dış bir etkenden hemen böyle etkilenen ve bu etkene göre de anında müdahale edebilen bu sisteme karşı bir reaksiyon var vücudumuzda. Hücre sistemi var. Evet, burada o katrilyonlarca hücre sistemine göre baktığımız zaman da yapılması gerekenler neler? Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Yani bu vücudun normal savunma sistemiyle ilgili baktığımız zaman hücrelerimizin kendi hücrelerimizle ilgili kendi hücrelerimizin bir parola sistemi var. Kendi önce kimlik numaraları var tüm hücrelerin, yani reseptörleri var. Ve bu kimlik numaralarına göre bu hücrenin hangi ülkenin vatandaşı olduğunu %100 anlayabiliyoruz. Ve dolayısıyla kendi sistemimizle ilgili bu hücreleri kendi savunma sistemimizdeki hücreler %100 anlıyor. Evet. Dolayısıyla da
Bu tamam. Buraya karşı problem yok. Ama dışarıdayken gelecek olan virüsler, tabii ki virüsleri bizim savunma sistemimiz hemen tanıyor. Çünkü onların hemen bir kimlik kontrolü yaptığında, hemen bir parola sorduğu zaman parolayı bilmelerinin imkanı yok. Parolayı bilemediği zaman evet vücudumu saldırmakta olan bir virüs var, vücudumu saldırmakta olan bir mikrop var, bir bakteri var, bir mantar var ve ben buna karşı hemen reaksiyon koyup hemen savunmaya ve savaşmam lazım diye gündeme geliyor ve bununla ilgili de vücut savunmaya başlıyor. Hemen geçiyor. Mesela bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğumuzda, gripal bir enfeksiyon olduğumuzda vücutumuz bununla ilgili parola sistemini çalıştırdığında vücuda yabancı bir canlının girdiğini fark edip hemen saldırmaya başlıyor. Aynı zamanda yabancı bir bakteri girdi diye fark ettiğinde hemen saldırmaya başlıyor ve hemen reaksiyonlar gösteriyor. Reaksiyonlar gösterince ısıyı arttırıyor, azaltıyor. Yani o virüsün yaşayabileceği ısının bir üstüne çıkar. Isı sistemi o mu? Tabii ısıyı bir üst yukarı sistemi çıkarıyor. O ateş diyor, olmamız falan ondan mı? Tabii bir yukarı çıkarıyor hemen. Diyor ki ben bu aşamada virüsün yaşayabileceği ısı, virüs eğer 36 derecede yaşayabiliyorsa evet 40 dereceyi çıkarıyorum diyor. 40 derecede virüs yaşayamazsın diyor mesela. Bunun gibi hemen bir cevap veriyor. Aslında reaksiyonlar tabii bir yandan da bu sadece bu ateş o virüsün yaşayamasın diye çok bilinçli bir reaksiyon değil. Bu ateş aynı zamanda da vücutun harareti ve çalışma sırasında ateş hattındaki savaş alanındaki söz konusu tahribatın da bir ısınması söz konusu oluyor. Yani sıcak hattı diyorsunuz ya siz ana haberlere sunarken onun da tabii ki bir ısınması, ateş hattı. Onun da bir ısınması söz konusu olabiliyor. Ama buradaki asıl amaç tabii ki vücudun ısısını yukarı çekerek virüsün yaşayabileceği alanını dereceyi yukarı çekip virüsün ölümünü neden olmak. Kendi hastanın, kendi kişinin direncinin dayanabildiği yere kadar. Mesela 40 dereceye, 41 dereceye kadar çekiyor. Oh diyoruz terledim, ateşim arttı, riski ateş attım, terledim, terleyince rahatladım diyoruz mesela. Evet. Terleyince oh, terleyince şey iyileştim diyoruz mesela. Evet, vücut onu bilinçli olarak yapıyor mesela. Evet. Yok diyorsun ki şunu hiç iki yorganın altına gir ve ondan sonra doğru terle. Doğru mu bu? Tabii ki doğru yani. Ama ateş mesela ateşli bir hasta 39,5 derece. Bunu soyuyoruz biz işte bez koyuyoruz nemli bez ateş düşürücü veriyoruz düşürüyoruz. Bu teknik olarak o doğal ateşin mı? Terlemesi, ateşlenmen ve terlemen oradaki tamamen etkili bir durum. Ama o ateşin ısrarla sürmesi ve o mücadelenin ısrarla sürmesi bizatihi benim kendi hücrelerimi de etkileyeceği için, kendi sistemimi de etkileyeceği için düşürüyoruz. Bu o zaman da onu düşürmemiz lazım. Evet. Sürdürülebilir bu durum değil. Bununla birlikte tabii ki vücutumuzun içine sadece virüsler değil, vücutumuzun içine yabancı bir madde girdiği zaman da vücutumuz ciddi bir savunmaya giriyor. Mesela hafta sonu diyelim ki bahçede çalışıyoruz. Bahçede çalışırken elimize gülün dalından gülün dikeni battı. Evet, gülü tabii seven dikenli katlanması lazım bu gülü arada. Gülü seven dikenli katlanması lazım ama gülün dikeni battı. Gülün dikeni batar batmaz hemen orası kızarmaya başladı. Çünkü oraya tüm savunma hücreleri geldi hızlı bir şekilde. Hatta ondan sonra daha yetmedi. O dikenin etrafına hemen ufaktan bir cerahat toplandı. Evet, evet. Ve onu muhafaza kontrol altına aldı. Sonra bir baktık şöyle elimizle sıkı verdiğimizde bile gül cerahat dikeni cerahatla birlikte kendini dışarı atmış oldu. Evet. Mesela yabancı tabii ki yabancı bir maddeyi canlı bile olmasa bir kıymığı, kabul bir etmedi. Gülün dikenini vücut kabul etmedi. Onu hemen dışarı attı. Mesela diyelim ki küçük ter bezinin içinde bakteriler hapis kaldı. Hemen yüzümüzde o ter bezinin içindeki bakterilerin hapis kaldığı yerde sivilce hemen oldu. Sivilce oldu. Siyah nokta kuruydu ama aktif olunca sivilce oldu. Hemen oraya apseler geldi. Savunma hücreleri hemen bembeyaz orada küçük bir apsem, trak, cerahatımsı bir şey oldu. Onu hemen dışarı doğru daha o savunma yetmiyor. Refleks savunma ya çocuğum sivilcenle oynama diyoruz mesela. Evet. Daha sadece vücutun doğrusu bizzat oynamamak mı oynamamak mı? Doğrusu aslına bakarsan teknik anlamda bakıldığında oynamamak ama refleks olarak da vücut onu oynayıp o cerahat dışarı atmak istiyor. Bilinçaltı eliniz oraya gidiyor. Bize destekliyor. Bilinçaltı onu oraya toparlamak istiyorsunuz. Evet. Ondan kurtulmak istiyorsunuz. Doğru, evet. O mesela doğadaki diğer canlı da onu yalayarak
Oradan temizlemeye çalışıyor. Mesela bir veterinere baktığınız zaman bir dikiş falan atacak olursa sizin evcil hayvanınıza hemen kafasına bir huni şeklinde bir şey geçiriyor. Neden? Orayı yalayarak taşımaz. Kopartmasın o yarıyı. Evet, evet. Çünkü yalayarak kopartıp temizlemeye çalışıyor. Bunlar ilkel reflekslerdir. Savunma refleksleridir vücudun. Bununla birlikte mesela diyelim ki vücudun içerisine efendime söyleyeyim organ nakli. Organ nakli mesela bu immün sistemin en yukarı çıktığı bir alandır. Evet. Başka bir insandan başka bir insanın içine organ koyuyoruz ve o organın çalışmasını bekliyoruz. Tüm testleri yapmamıza rağmen uyumluluğu %100 dememize rağmen bakıyoruz ki eğer aynı yumurta ikizi bir kişiden alıp diğerine takmadıysa ki onlarda olabiliyor mu öyle? Tabii onlarda immün sistem aynı olduğu yumurta için yumurta ikizlerde aynı mı oluyor? Aynı yumurta ikizinde ilaç kullanmamıza gerek yok savunma sistemini kontrol altına almak için. Çünkü aynı savunma sistemi. Onların hücreleri birbirlerini yabancı olarak tanımıyorlar. Anladım. Çok önemli. Mesela biz organ alıp başka bir insandan alıp başka bir insan için organı yerleştiriyoruz. O organ da bir bakıyor kimliklerini bir kontrol ediyor. Mesela karaciğer nakli yapmışım. Hemen vücutun savunma sistemi geliyor. Bir kontrol ediyor. Diyor ki bu karaciğerin hücreleri bizim hücre değil, bizim vatandaş değil. Vücut organı kabul etmedi vücut diyorlar. Organa hemen vücut onu saldırmaya başlıyor. Onu yabancı olarak kabul ediyor. Biz de vücut onu saldırmasın diye askeri birliklerdeki tüm silahları ellerinden alıyoruz. Onlar gene üniforma giyiyor ama silah yok ellerinde. Onları savunma sistemini baskılamak için ilaç veriyoruz mesela. Anladım. Çok yani bu önemli. Savunma sisteminin çalışma şekli direkt parola sistemiyle HLA dediğimiz kendi direkt o reseptörleri sorarak elde ettiğimiz bir yöntem. Bununla birlikte tabii ki vücutumuzun sokaklarında bir ülke gibi adeta değil mi? İçten ve dıştan tüm düşmanlara karşı bir savunma sistemi hepsiyle oluşmuş. Hepsiyle birlikte tabii ki sokaklarımızda yaşayan natural killer dediğimiz vücutun normal vücut hücrelerinin normal bölgelerde mesela karaciğerde sokaklarda yaşayan büyük böyle fedailer de var mesela. Külhan Beyler var bizim sokaklarda da Osmanlı döneminde olduğu gibi. Ya da sokağın abisi var mesela. Mesela karaciğerin içine gittiğimiz zaman karaciğerin içinde kuffer hücresi dediğimiz çok kuvvetli hücreler var. Vücutun en büyük hücreleri, savunma hücreleri, bodyguardları karaciğerin içindedir. Neden? Bağırsak sistemi çok ciddi manada mikrop içerir. Kendi dost mikroplarımızdır ama vücutun içine girdiği andan itibaren düşman olurlar, düşman saldırmaya başlarlar. Evet. O yüzden de kuffer hücresi dediğimiz büyük savunma hücreleri orada güvenliği tutarlar. İnsanı bastırmak lazım. Mesela kasımın kaslarının içinde de aynı şekilde savunma hücrelerimiz vardır. Mesela beynimizin içinde de glioblastom dediğimiz beynimizin içinde de savunma hücreleri vardır. Beyin işi değil, onların oradaki durumu sadece sokaklara hakim olmaktır. Evet. Mesela boğazımızda vardır savunma hücreleri. Bu savunma hücreleri bahsi belki de günlerce anlatılacak kadar detaylı ve uzundur. Hatta pek çoğu moleküler düzeyde olduğu için pek çoğu bilimsel olarak da simüle edilmesi zor başlıklardır. Ben 3-4 başlığı güncelleyerek anlatmaya çalışıyorum. Evet evet. Bak, ama asıl size anlatacağım konu bugün peki bunlar hata yapar mı diye soracaksınız. Peki bunlar hata yapar mı dediğimizde asıl söyleyeceğim konu şu. Hata yapar mı bunlar? Üstadım. Var mı böyle bir şey? Şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii ki sistem bir alarm sistemi, bir parola sistemiyle çalıştığı için aynı zamanda vücudumuzdaki tüm hücreleri de bu savunma sistemi hücreleri her gün kimlik kontrol yapar. Her gün değil, her an, anlık, devamlı. Saliselik. Evet. Saniyelik kimlik kontrol yapar. Sistem öyle çalışır. Yani uzaydan adeta o ülkede yaşayan yabancı hücreyi ya da o hücrelerin içinde dengesiz davrananı sistem görür. Bir çip sistemidir. Belki de teknoloji en 200 yıl sonra tüm insanlarda da belki birer çip olacak yani. Onu bilmiyorum. Dolayısıyla teknik anlamda çok farklı bir durumdur o. Ve hepsini kontrol eder. Hepsini her gün takip eder. Göz hücremi takip eder, beyin hücremi takip eder, kulak hücremi takip eder, işitme hücremi takip eder, koku alma hücremi takip eder, tat alma hücremi takip eder, beynimi takip eder, akciğerimi takip eder, kalbimi takip eder, karaciğerimi takip eder, böbreğimi takip eder, bağırsaklarımı takip eder, kalın bağırsam takip eder. Bu bahis çok önemli. Özellikle izleyicilerin bu bahisi algılamasını istiyorum. Evet. Vücutumdaki tüm bu hücreleri takip ederken vücutumuz, tüm bu hücreleri takip ederken çok hassas ve dikkatlidir. Hatayı pay vermez. Hata yapılsın istemez.
böyle umursamazlık yapmaz. Çünkü bir ülkenin, bir vücudun güvenliği her şeyden önemli. Çok önemli bence de. Her şeyden önemli. Evet. Şimdi o zaman peki hocam, bu vücudumuzdaki savunma sistemiyle ilgili hücreler, kendi vücudumuzdaki hücreleri nasıl takip ediyor? Dış hücrelere karşı çok kolay kimlik kontrolü yaptı ve parolayı sordu. İçeride peki nasıl bilemediği zamanda, evet. Bilemediği zamanda teknik olarak nedir? Evet. Teknik olarak onu saldırır. Ama içerideki hücrelerimizin karşı nasıl davranacak? Kendi hücrelerimize karşı, kendi vücudumuzun içinde yaklaşık hani kilogram olarak bahsedersek 75-80 kiloluk bir ağırlığındaki bir canlı kütleyi yöneten devasa bir ülke. Belki de Türkiye'nin değil dünyanın dünyanın bin katı büyüklüğünde bir ülkeden bahsediyoruz nüfusu oranı bakımından. Peki içeride nasıl kontrol ediyor bunu? İçeride, bir olağanüstü hal var bildiğim kadarıyla. İçeride şöyle kontrol ediyor. Vücut içerisinde evet. Anlık ID ve parola sistemi çalıştırıyor. Ben onu öğrencilerime anlatırken şöyle anlatıyorum. Sürekli adeta sıraya girmiş her hücreyi, her kolluk kuvveti her an sürekli kimlik kontrolü yapıyor ve parola soruyor. Bu parola sistemini askere giden kişiler çok iyi bilir. Belki de bayan izleyicilerimiz bilemeyecektir. Parola sistemini önce ben bir anlatmak istiyorum. Ona göre de vücudumuzun nasıl sorduğu konusunda da bayan izleyicilerimiz, askerlik yapmayan bayan izleyicilerimiz de anlamasını evet, istiyorum. Evet. Bu anlamda askeriyede şöyle bir yöntem var. Parola sisteminde mesela devriye nöbetçiler vardır. Nöbetçiler devriye gezerlerken derler ki nöbetçiye, devriye gezenler mesela ben Ali derim, nöbetçi Veli der onların hani. Ya da tencere evet. Derim, kapak der. Ya da ne bileyim bıçak derim, ondan sonra masat der. Evet. Anladınız mı? Böyle, ak dersin kara der. Ak dersin kara. Yani bununla çift kelime yani karşıdakinin parola ne diye sorduğunda onun kırması çok daha kolay belki de. Evet. Parola ne diye sorduğun zaman parola Ali ise Ali'dir, Veli ise Veli'dir. Bilir. Ama bu teknik güzel bir tekniktir. Basit bir tekniktir askeriyede. Ali dediğinde adam Veli der. Tamam bu dost birlik dersin, geçersin. Öbür tarafı denetlersin. Evet doğru. Ya da gece karanlıkta yürüyorsun. Bir askeriye asker görmüşsün garnizonun içinde. Askerin İn mi, cin mi, yabancı mı, yerli mi olduğunu oldu belli değil, bilmek evet. için boşluğa doğru Ali diye seslenirsin. Adam Veli derse adam parolayı biliyor. Ali dedin, efendim derse adamın adı da Ali bile olsa adamı mıhlaman lazım. Direkt silahını orada vurman lazım. Evet, evet. Askeriyedeki parola sisteminin özeti bu şekildedir. Bayan izleyicilerimiz için de anlatmak istedim özellikle. Askeriye anlattınız. Zaten erkek izleyicilerimiz bunu biliyordur. Evet. Şimdi vücutumuzdaki tüm hücreler de bu parola sistemini ciddi olarak bu şekilde takip ediyor. Tüm kolluk kuvvetleri vücutumuzdaki hücrelerimize bu şekilde parolayla soruyorlar. Ali, karşıdaki Veli diyor. Ali, Veli, Ali, Veli. Tüm, mesela beyin hücrelerini sordum Ali, Veli. Efendime söyleyeyim akciğer hücrelerini sordum Ali, Veli dedi. Doğru. Kalp hücrelerini sordum. Ali, Veli cevap verdi. Çok doğru. Aferin. Parola doğru gidiyor. Parola doğru gidiyor. Ama bazen vücutumuzdaki hücreler parolayı tam bilemiyor. Ne olacak? Şaşırıyor. Bunlar ne peki? Bilemeyenler? Ya da bazı hücrelerimiz geliyor. Kekeme oluyor mesela evet. Benim vücudumdaki hücre. Mesela kalın bağırsamlık geçen hafta sormuştu izleyicilerimizden biri. Kron hastalığım var. Ya da ülseratif kolitim var kalın bağırsağımda. Tam oraya vücutumun savunma sistemindeki hücreler gitti. Ali diye sordu. Kalın bağırsağımın hücreleri yazık. Veli olduğunu tam biliyor benim hücrelerim ama kekeledi, kekeme. Veli dedi. Tabii ki affı olur mu kolluk kuvvetlerini? Direkt evet. Mıhladı. Dedi ki hayır bu bizden değil. Onu direkt orada tahrip etti. Neyse geçti ondan sonra. Bir daha bir haftası kontrole geldi. Ali, Veli ciddi şiddetli ülseratif kolit olduğum ve şiddetli kanlı ishallerim oluyor. O derece içeride kıran var yani kırıyor. Ciddi mücadele var. Ciddi mücadele var. Bir savaş var, evet. Ciddi mücadele var ve bu anlamda o zaman benim vücudum. Mesela kalp hücrelerim Ali dediğimde ve Veli derse, kekelerse evet. O zaman kardit dediğimiz ciddi problem. Pankreas hücrelerim
mesela pankreas hücrelerimi sorduk. Ali dedi parola olarak savunma sisteminin hücreleri. Pankreas hücrelerimle veli diye kekeledi. Kekeledi. Direkt otoimmün pankreatit. Cevap veremiyor çünkü. Net olması lazım. Mesela karaciğer hücrelerim. Karaciğer hücrelerim vücutum sordu. Ali diye sordu. Parolayı soruyorum. Karaciğer hücrelerim veli dedi. Gene şey yaptı. Ama ara sıra da karaciğerim hatırlıyor. Ara sıra da organlarım hatırlıyor parolayı. Mesela gittim. Geçen hafta artık uzun süre, bir ay boyunca, iki ay boyunca ishal olmuştum kalın bağırsağımda. Ama geçen haftadan beri de kalın bağırsağımda artık ishal olmuyorum. Çünkü vücutum parola soran ekipleri, kolluk kuvvetleri Ali diye sorduğunda kalın bağırsağım bir anda zekası yerine geldi. Kekemeliği geçti. Ve parolayı verdi. Veli dedi. Onu dövmeden geçiyor. Onu vurmadan geçiyor. Ha, o zaman vücutumuzdaki tüm organlarımıza karşı tüm organlarımız ve hücrelerimiz eğer parolayı bilemezse güvenlik kesinlikle ihmal edilir bir durum değildir. Vücutumuz onu yabancı bir hücre olarak algılar ve saldırıyı gerçekleştirir. Kendi hücren bile olsa, affedersin biraz amiyane olacak ama babam bile olsa vururum dedi, vurdu geçti. Evet. Biraz sonra yine sohbete devam edeceğiz. Şöyle biraz mesajları okuyalım Sayın Hocam müsaadenizle. Evet, Merve Yılmaz günaydın demiş. Ayrı sabahlı. Ahmet İlday Çağdar günaydın. Murat Küçük Allah kolaylıklar versin demiş. Murat Küçük başarılarınızın devamını dilerim. Mehmet Arıcı ağzınıza sağlık. Murat Özden Aygün Erkan Uysal Ağıt Akişehir başarılar demiş. Şencer'in günaydın haydi yayınlar demiş. Gürsoy Topaloğlu, günaydın hocam, ağzınıza sağlık, iyi ki varsınız. İzmir TV'ye teşekkür ederim. Emrah Topaç, günaydın, kanseri artık dert etmiyoruz. Dert insana yol gösteriyor, yaşamayı öğretiyor. Bunun mimar Ünal hocam, ömrünüz uzun olsun demiş. İyi dilek temennileri var size sayın hocam. Nurhan Adamey, sen mükemmel bir insansın demiş hocam. Selma Sakarya, günaydın, iyi yayınlar. Fatma Kulaksız, hayırlı günler hocam. Rabbim başarılarınız devamını nasip etsin. Kerime Baş Ötkem, günaydın, seninle gurur duyuyoruz. Başarıların daim olsun demiş. Nurten Gürkök Uyar. Rıdvan Bey günaydın. Böylesine değerli ve bizleri aydınlatan Ünal hocamızı her hafta karşımızda görmek çok güzel bir duygu. Her konuda bilgi ediniyoruz. Size teşekkür ediyoruz. Ünal hocamıza sağlıklı yıllar diliyoruz. Her zaman bizimle olması bizleri çok rahatlatıyor. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz demiş. Size güzel temenniler göndermiş. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Meral Özdağ Aygün, günaydın hocam, özlemişim, mutlu oldum. Bizleri bilgilendiriyorsunuz, teşekkürler. Seni çok seviyoruz, örnek hocasınız. Hastanın maddi manevi yanındasınız, hastaya çok iyi bakıyorsunuz. Moral olarak da süpersiniz. Hastaya elinden geleni yapıyorsunuz. Keşke bütün hocalar senin gibi işi güzel yapsa, empati kursalar. Doğrusu Ünal hocamın yaptığı, hocam beni sağlığa kavuşturdun. Allah'ım da bu dünyada yüzünü güldürsün. Dualarım seninle. Alkışlıyoruz sizi. Süpersin. Maşallah 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 diye. Üç kez hocam maşallah maşallah demiş ama bizim Konya'da şöyle derler. Maşallah maşallah bir de şey yaparlar biliyoruz. Tüyü maşallah falan. Bir de öyle şey yaparlar. Bu da sevinç şeyidir tabii ki. Mafer Ece Şahin, günaydın Ünal hocam. Yolunuz her daim aydınlık olsun inşallah demiş. Evet, Ercan Zorlu. İBHDYD adına teşekkürler. Fatma Eren Doğru, canım hocam sizi çok özledik, iyi yayınlar. Müge Özgü, hocam oku bitmiyor maşallah. Sağ olsun, Özdemir yani. Acar, iyi yayınlar. Şenur Özyiğit alkışlamış. Müge Özgü, Özdemir Acar, iyi yanı. Ercan Zorlu, İnflamatuvar Bağırsak Hastalar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği adına sonsuz sevgiler. Fatih Erdoğan, hocam yine çok yakışıklısın demiş hocam, size atıfta bulunmuş. Kısa bir reklam arası verelim isterseniz, reklamlardan sonra devam edelim. Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri, İzmir'in en güzel tatil beldelerinden Çeşme'de, Alaçatı'da, Foça'da, Seferihisar'da, Urla'da, Kuşadası'nda, Bodrum'da. En güzel villalar, arsalar, lüks konutlardan biri sizin olabilir. Rıdvan Akgün yönetiminde Ra Grup Gayrimenkul hizmetinizde. Yaşamak ve kazanmak için en güzel yatırım sizin. Hızlı satış, etkin çözüm. Ra Grup Gayrimenkul. Telefon 0555 523 2212 www.ragrup.com. Sohbetimiz devam ediyor. Biraz evvel sizin o güzel temennilerinizi okuduk. Gerçekten
çok güzel şeyler söylüyorsunuz ki yani siz de haklısınız. Ben de şurada yaklaşık 4 aydır program yapıyorum Ünal Aydın hocamızla birlikte. Hakikaten vücudumu çok iyi tanımaya başladım. Nelere dikkat edeceğimi öğrenmeye başladım. Hatta bedenimde bulunan tüm organlardan neredeyse konuşmaya başladım. Beynimi de iyi kullanmaya başladım. Yani bunun aslında silahşörü dünyada şöyle baktığımız zaman bizlere bunu kendi üslubuyla anlatan değerli hocamız Ünal Aydın. Evet hocam, böyle bir hücre saldırısı, vücudun savunma sistemiyle ilgili bir alarm sistemi var. Ağrıların bununla ilgili bir alarm sisteminin göstergesi olduğunu söylediniz ama vücudun da arasına panik yaptığını, parola konusunda panik yaptığını ve bunun da vücuda zarar verdiğinden bahsettiniz. Peki ölen hücrelerin yerine yeni doğan hücreler içerisinde kanser riski olma durumu var mı? Mükemmel bir soru. Evet. Tam da bu noktada tabii ki vücut kendi içinde muazzam bir çelişki içerisinde karaciğer hücrelerine karşı. Ha şunu söyleyebilirim bir de. Tüm vücudun ayrı ayrı hücreleri ya da ayrı ayrı organları bu olaydan muzdarip olur. Mesela karaciğer hücreleri parolayı bilememe durumuyla ilgilidir. O zaman otoimmün karaciğer hastalığı deriz. Pankreas hücreleri parolayı bilememe durumuyla ilgilidir. O zaman otoimmün pankreatit deriz. Kalp parolayı bilemez. O zaman kardit deriz. Akciğer bilemez. O zaman gene akciğerle ilgili otoimmün hastalıklardan bahsederiz. Mesela göz hücreleri bilemez. Üveit deriz. Mesela gözün kendi otoimmün. Mesela beyin hücreleri bilemez. O zaman MS deriz. Daha farklı. Yani bakıldığı zaman otoimmün hastalık vücudumuzun her yerindeki her hücrenin ya da organın grup olarak bilemeyeceği bir durumdur. Ve bilemediği zaman da hastalığın oluşabileceğini her yerde otoimmün yani vücudun kendi kendine saldırdığı bir hastalıkla karşı karşıya olabileceğimiz anlamına gelir ki. Bu bir de kontrolsüz bir durum olduğu için bazen parolayı bilinemediği gibi bazen de saldırı yapan hücrelerin ciddi manada saldırdığını, kontrolsüz bir şekilde saldırdığını, müsamaha göstermediğini görürüz. Mesela benim kalın bağırsak hücrelerimi sordu parolayı arkadaşlar, kolluk kuvvetleri, hani trafik kontrol yapar gibi adeta. Evet. Kimliğini göster, ehliyetini göster. İşte parolayı sordu, Ali dedi. Benim kalın bağırsak hücrelerim yazık, tam kalın bağırsağımın içindeki o epitel hücresi dediğimiz hücreler yazık. Bu enflamatuar bağırsak hastalıklarının grubundan da mesaj gelmiş. Evet. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Bu tür şekilde hastalarımızın bilinçlenmesi kıymetli diye düşünüyorum. Özellikle bize ulaşacak olurlarsa ben daha detaylı bir şekilde anlatabilmeyi tabii ki her zaman gayret tabii ki, ederim. Evet, evet. Bu önce hasta, bu tür kendi hastalığının nasıl bir durum olduğunu bilmek zorunda. Çünkü çok endişe ederim. Çok kalbime, kalbimdeki kendi kalp hücrelerim parolayı bilemiyor ve gene kendi hücrelerim kalbime saldırıyor. Bu benim için çok endişe verici olur ve ortalama bir kalp hastasından daha çok tedirgin olurum. Çünkü kendi kendime iç savaş var. Evet. Mesela karaciğer hücrelerim vücudumun kendi savunma hücreleri, kendi karaciğer hücrelerim saldırıyor. Bir ülkenin sahibi olarak ben çok endişe etmem lazım. Çünkü bir iç savaş var. Evet, iç savaş. Ya ben bu iç savaştan nasıl zarar görmeden ülkemi kurtarırım? Nelere dikkat edeceğim? Yemem, içmem bunlar da önemli mi? Sürekli kullanmam gereken ilaçlar var mı? Bunları çok dikkatli ve bilinçli bir şekilde doktoruyla işbirliği yapması lazım. Bir kere her şeyden önce stres kolluk kuvvetlerinin alarm gücünü arttırır. Ben hastalığın bizzati kendisinden stres edersem bu tür bir iç savaşta kendim o zaman endişe edersem ilk alarma geçecek yapım hangisi olur? Kolluk kuvvetlerim olur. O zaman da kolluk kuvvetlerim karaciğer parolayı bilemedi daha sert saldırır. O zaman ben bu hastamda stres yükünü ortadan kaldırmak için beynine yeteri kadar bu hastalığın mekanizmasını öğretebilmem lazım. Burada eğitim iyileştirmenin en büyük aşamalarından biri. Bence de. Biraz önce siz de ifade ettiniz Rıdvan Hocam. Dediniz ki hani ben o kadar organlarımı ve davranış biçimlerini öğrenmeye başladım artık onlarla iletişim halindeyim. Onlar ne iş yaptığını biliyorum. Evet, evet. Tam da dediğiniz bu yorum. Böyle olduğu zaman bu çok kıymetli bu bilgilenmeler. Bununla birlikte sorunuza gelelim. Şimdi benim kalın bağırsağımın içindeki hücreleri kendi
Savunma sistemin hücreleri her gün öldürüyor. Her gün öldürdüğü zaman da kalın bağırsağımın içine dökülüyor. Bunlar mukuslu, sümüksü, kanlı olarak hücre ölüleri olarak dışkıdan atıyorum ben. Adeta tuvalete bıraktığım dışkı büyük abdest değil, tamamen hücre cesetlerini bırakıyorum. Evet, milyonlarca kanlı, ceset var. Evet. Kanlı hücre cesetlerini tuvalete bırakıyorum. Yani bunu görüyorum. E ne yapacak vücut? Bir yandan da yazık yaralarını sarmaya çalışacak. Ne yapacak? Kalın bağırsağının içine yazık yeniden, belki de ağlaya ağlaya, belki de üzüle üzüle, neden birbirinizi kıydınız, neden bunu yabancı dedin diye diye, belki de oraya yeniden yeni genç hücreler yerleştirmeye çalışacak. Ama bunu da nasıl yapacak? Daha önceki programlarda defalarca anlattık. Mecbur kalacak ki 40 tane doğum yerine, hatırlıyorsunuz kalın bağırsak daha önceki programlarda 40 evet. çocuk yapmak zorunda kalır diğer hücrelere göre. Çünkü orada zayiat fazladır demiştik. Şimdi zayiat çok daha fazla. Belki ailelere diyeceğiz ki 400 tane çocuk yapın. Çünkü çok büyük bir savaş var. Çok büyük seferberlik ilan edildi. Hücre üretin diyeceksiniz. Hücre üretin ve bizim buralarda işçiye ihtiyacımız var diye çok fazla hücre üretecekler. Bu kadar fazla hücre üretildiği zaman, bu kadar fazla çocuk doğurulduğu zaman bunların tabii ki genetik kodu kırıklar doğacak. Tabii ki bunların terörist olma, kanser olma riski olacak. Kanser olma riski olacak. Evet. Kanser patogenezini daha önce anlatmıştık. O yüzden de bu durum, evet o zaman cümleyi vahim bir durum. Vahim bir durum. Bu iç savaş sıkıntılı. Kesinlikle bunun bir yöntemi olmalı. Bunu çözmek zorundayız. Ve burada onu anlıyoruz ki evet kanser. Hocam hemen olur mu? Hayır. Peki, vücut eğer içerisinde kötü hücreleri, yani şunu da isterseniz ekleyin sayın hocam. Vücudumuzun içerisinde bir savaş var. Hücreler arasında bir savaş var. Peki kötü hücrelerin olmaması, iyi huylu hücrelerin olması için beslenmemiz de çok önemli. Onunla ilgili de bir atıfta bulunun. Tabii onlarla ilgili bu zaten immün sistemi bu kadar ciddi bozan hadiseler vücudumuzun parola sisteminin proteinlerini bozan yapılardır. Eğer biz bu kadar yapay GDO'su değiştirilmiş ve bizim bağırsak floramızı değiştiren ve aldığımız proteinler doğal protein olmaktan çıkmış, GDO'su değiştirilmiş, işte bir, diyelim ki 40 günde 3 kiloya gelmiş tavuklar yemeye başladığımız öyle sürece yiyoruz, evet. Efendime söyleyeyim bu kadar GDO'su değiştirilmiş işte pirinçler, diğer hububat ürünleri vesaire yemeye başladığımız sürece içerimize giren proteinlerin de moleküler formasyonları değişmiş oluyor. Proteinlerin moleküler formasyonları değiştiği zaman da bizim içeriye hücrelerimizin üzerine mesela şu anda ekranda gözüküyor şu diyelim ki sizin tam arkanızda gözüken resimdeki onların uçları protein. O proteinler mesela doğal protein olması lazım ve biz o doğal proteinleri orada inceleyeceğiz dediğimiz zaman o doğal proteinleri eğer yapay ürünlerin proteinleri gelir ise benim vücudum o proteinlerden inşa edilmiş olmasına rağmen o proteinler zaten bizim parola sistemimizin sinyallerini veren dekodırlarımız. Ben bir askeriye parola sistemi gibi söyledim ama tabii. Aslında bir bu algı sistemi var. Bir dekoder tabii. Sistemi. Bu o proteinler doğal protein olmaktansa imitasyonsa yani bu adeta şuna benziyor. Balık avlarken biz yeni solucan koymak yerine parlak mesela imitasyon malzemeler koyuyoruz. Balık hemen geliyor oraya gibi. Biz oraya da imitasyon proteinler koyduğumuz zaman, yapay proteinler koyduğumuz zaman vücut diyor ki evet buradaki parola doğru ama kullandığın kelimeler yanlış. Ya da kullandığın harfler yanlış. Kullandığın harfler naylondan. Mantığı anladınız. O zaman ben sana gene saldıracağım diyor. Benim. Evet ben saldırırım. Burada çok moleküler farklı bir durum var. O zaman burada kanser gelişiyor. Ve kanser özellikle enflamatuar bağırsak hastalığında, kron hastalığında madem spesifik bir bilgi verelim hep böyle ortaya örnek yaptık. Tamam ve toplayalım. Mesela 10 yıllık bir kron hastası iseniz artık kanser oluşma riski içerisindesiniz demektir. 10 yıllık bir ülseratif kolit hastasısınız. Kalın bağırsak kanser oluşma riski içerisinde. O yüzden çok yakın takip edilmesi gerekir. Organ organ bu otoimmün hadiseleri ayrı ayrı bir gün tartışabiliriz. Ayrı ayrı programlar. Bence tartışalım başka programda. Bu ama vücutun savunma sistemini kontrol altına alalım. Bununla ilgili kontrol altına alma adına tabii ki ciddi ilaçlar üretildi. İmmün sistemini baskılayıcı ciddi ilaçlar üretildi. Steroidli ilaçlar var vesaire. Pek çok başlık var. Tek konuda asla bitmez. Mesela bir egzama.
bir savunma sistemi problemidir. Derinin kendi savunma tabii sistemidir. Mesela lupus tüm vücutun, eritematozus tüm vücutu saldırabilir. Bunun gibi evet çok fazla konu var. Ama şunu söyleyeyim, eğer otoimmün bir hastalık, yani vücutun enflamatuar bir hastalığı, vücutun savunma sistemiyle ilgili artritten tutun kardite kadar bir hastalıkla ilişkiliyseniz öncelikle hastalığın kodlarını öğrenin. Çünkü bu hastalığı stres provoke eder. Evet. Öğrenmek de stresi azaltır. O zaman en büyük tedavi aşaması budur. O yüzden önemli diye düşünüyorum. Beslenme ve stres önemli. Bu arada anladığım kadarıyla da vücuda bu GDO'lu ürünler bir Truva atı gibi girip içeride insana ciddi zarar veriyorlar. Hocam burada Ercan Zorlu diyor ki sizinle temasa geçmek için bize bir temas için mail adresi rica edelim. Sonsuz saygılar demiş. Bir mail adresini isterseniz mail adresini yazmış kendisini. Siz daha sonra bakıp mailinizi atabilirsiniz ama burada söyleyeyim bence ekranda değerli izleyicilerimize. Şimdi benimle temasa geçmek için aslında bir bakarsanız direkt telefon numaralarını lütfen, vermemize lütfen, buyurun, zarar yok. Lütfen buyurun. 0532 411 0501 bu bizim kendi hocam tekrar edin. 0532 411 0501 bu bizim kendi iletişim numaramız. 724 iletişim kurabileceğiniz. Bunun arkasında 4-5 hat var. Buradan bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0532 411 0501 aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da direkt mesaj atabilirsiniz. Ben kendim direkt size cevap verebilirim. Mustafa Özarslan, hocam inşallah eşime de şifa vereceksiniz diyor. İnşallah. Ercan Zorlu, canlı yayınınız dernek grup sayfamızda yayındadır. İBA hastaları teşekkür eder der. Evet. Ercan Zorlu, sağ olun hocam, teşekkür ederiz diyor. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Keyifli bir sohbetti. Sağ olun. Hani sağ olun. Sohbet sizin de keyifli ama konuştuklarınız pek keyifli değildi. Yani, ama insanı bilinçlendirdiniz. İnsan kendisini daha sağlıklı olabilmesi için, daha zinde olabilmesi için daha iyi tanıma fırsatını elde ediyor. Gerçekten konuştuklarımız belki kanserdir, hastalıktır ama sağlık için konuşuyoruz tabii bunu. Yani şöyle bir cümle toparlama yapmak istiyorum. Lütfen buyurun. Otoimmün hastalık tüm vücutumuzun, hücrelerinin ve tüm organlarımızın muzdarip olabileceği bir iç savaştır otoimmün süreç. Otoimmün hastalık tüm vücutumuzun organlarını, hücrelerini etkileyebilecek bir hastalık ve bir süreçtir. Bu adeta bir iç savaştır. Ülkenin kendi vatandaşlarına karşı kendi kolluk kuvvetlerinin yanlış anlaşılmaya bağlı olarak saldırması durumundur. Dolayısıyla ülkemizin içindeki beyin hücrelerinden, akciğerinden, kalbinden, karaciğerinden, böbreğinden ve derisinden, kasından, kemiğine kadar, eklemine kadar tüm hücreleri, bağırsağına kadar tüm hücreleri saldırı olabilir. Ve bu saldırı da özellikle tabii ki karşı hücrelerin parolayı bilememez şeklinde programın içinde ifade ettik ama aynı zamanda da kolluk kuvvetlerinin alarm durumlarının yüksek olması nedeniyle de bu saldırılar gerçekleşebilir. Özellikle bir ülkede alarm durumunun yüksek olması öncelikli olarak stresin yüksek olmasıyla ilişkilidir. Eğer bir ülkede stres yüksekse her an her tür hadiseyi ülkeyi yapılmış olan bir tehdit, bir saldırı olarak algılayabilir ülkenin kolluk kuvvetleri ve her tür hadiseyi de bir refleks olarak gösterebilir. Refleks olarak saldırı şeklinde gösterebilir. O yüzden otoimmün hastalık dediğimiz hastalıkların evet mağdur olan hastalarımızın önce hastalığıyla ilgili bilgileri edinip bu bilgiler sayesinde de stres düzeyinin en aza indirilmesi, beslenmesiyle ilgili başlıklar çok uzun. Onları da ayrıyeten anlatmak lazım ama öncelikle stres düzeyinin bu hastalığı kontrol edebileceğini, vücudunun bir şekilde sakinleştirilebilmesi önemli bir durumdur. Ben evet bu anlamda teşekkür ediyorum Rıdvan Bey'e. Özellikle biz de çok teşekkür ediyoruz için. Ama şurada şunu da bir açıklık getireyim ben. Hani siz örnekler veriyorsunuz ya genelde anlatırken, ya bir ülke üzerinden verdiniz, ya bir bütüncül düşünülsün diye, yani işte ki terör hücreleri dediğimiz o hücreler, zararlı hücreler, dıştaki hücreler, kalın bağırsakta işte hücrelerin savaşı, hücrelerin tekrar işte yaşaması gibi.
Onun için yanlış anlaşılmasın. Bunu bir örnek olarak verdiniz. Tabii yani ülkeyi yani verirken tabii o şekilde verildi. Birileri farklı bir şey çıkarmasın. Yok, siyaset şey, konuşmuyoruz şimdi. Her siyasetten çok ötede bir dünyadayız. Evet, evet, biliyorum. Evet. Peki hocam çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum size. Her şey gönlünüzce olsun. Gerçekten çok güzel temenniler, çok güzel cümleler. Demek ki siz doldurmuşsunuz insanları sağlık açısında. Gereken bir hekim olarak bir kenara koyalım, bir insan olarak tüm imkanlarınızı kullanarak gerekli hizmeti maddi ve manevi konumunda bir kenara koyarak profesyonel olarak gerekeni yapmışsınız. Çok teşekkürler, başarılar diliyoruz. Değerli izleyiciler, İyilik Sağlık programının sonuna geldik. Keyifli bir programda yine sizlerle keyifle birlikte, yani keyifle hocamızı dinledik. Gerçekten çok güzel şeylerden bahsetti ve kendimizi daha iyi tanıma fırsatını elde ettik en azından. Bir başka İyilik Sağlık programında yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.